Sevgili gençler, iyi dersler. Milli oluş ünitemizle ilgili, ilk konularımızla ilgili konu çalışma sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Soru 1, taarruz cephesidir. İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amaçlanmıştır. Mısır'ı ele almak, evet Mısır alarak Doğu Akdeniz'de hakim olmak hedeflenmiştir. Yukarıda Osmanlı Devleti Mücadele Savaşı'nda mücadele etti. Hangi cephe hakkında bilgi vermeksiydi? Taarruz cephemiz biliyorsunuz iki tane cephesi var Osmanlı Devleti'nin. Kafkas ve Kanal cephesi. Kafkas cephesinde Bakü petrollerini ele geçirmek istiyordu. Kanal cephesinde ise Mısır'ı almak, geri almak ve İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgeleri Almanya kesmek istiyordu. O yüzden doğru cevabımız gençler Kanal cephesi olacak. Çünkü Mısır'ı almak istiyoruz ve Kanal cephesiyle bu amaca ulaşmak isteriz. İlk cevabımız Ceyhan olacak. Soru 2. Durum 1. Sanayi inkılabı sonrasında ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için Avrupa devletlerinin yönelikleri faaliyetlerdir. Durum 2. Fransa ihtilali sonrasında ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmek istemesine ve bunun için ayaklanmaya neden olan ilkedir. Verilen durumları ifade ettikleri kavramlar seçenekten hangisine sırasıyla verilmiştir? Demokrasi milliyetçilik hayır, demokrasi değil. Milliyetçilik evet, doğru ama demokrasi değil. Gitti, eledik. Milliyetçilik değil, demokrasi değil. Sömürgecilik evet, birinci durum sömürgecilik ama ikinci durum milliyetçilik olacak. Doğru cevabımız Denizli. Sömürgecilik birinci durumun açıklaması. Milliyetçilik ilkesi de ikinci durumun açıklaması. O yüzden sevgili gençler doğru cevabımız Denizli olacak. Soru 3. 19. yüzyılda sanayileşmenin hız kazanması gelişen ülkelerin ham madde ve pazar arayışlarını büyük oranda arttırmıştır. Bunun sonucu olarak da sömürgecilik yarışı hız kazanmıştır. Evet, sömürgecilik yarışı. Bu yarış devletler arasında rekabetle beraberinde getirdi. Bu bilgileri Birinci Dünya Savaşı'nın hangi alanındaki, gençler burada ne diyor? Sömürgecilik varsa, sömürgecilik beraberinde hangi rekabeti getirecek? Ekonomik rekabeti getirecek. O yüzden burada aradığımız cevap ekonomik olacak, sosyal değil, askeri değil, siyasi değil. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiğini kabul ederek savaştan çekildiği antlaşma şartları hangisidir? Uşak Antlaşması değil gençler. 1911'de Trabzon'u kaybettik. İstanbul Antlaşması değil, Berlin Antlaşması değil. Bizim için Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. İşte en tehlikeli madde 7. maddesi. İtiraf devletleri güvenlikle tehlikeli düşük herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilir diyordu. 24. maddesinde Doğu Anadolu'da bir emniyetin kurulmasını sağlayabilir. Bunlar tehlikeli madde. Osmanlı Devleti'nin savaşa yeni kaydını gösteren Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması olacak. Soru 5. Bu cephede İngiltere ve Fransa İstanbul olarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak evet. Ve müttefik de Rusya'ya yardım göndermek istediler. Bu amaçla donanmaları, deniz ve ordu ile savaş hazırlıklarına girişler. İtaat devletlerinin yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla açtıkları cephe hangi seçenekte doğru olarak ifade edilmiştir? Biliyorsunuz ki gençler Çanakkale cephesinden burada bahsediyor. İtaat devletleri bu cephede Rusya'ya yardım götürmek istiyorlardı. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni savaş işi bırakacaklardı. Bunu yapmak için ilk önce denizden 18 Mart 1915'te denizden saldırdılar. Başarılı olamayınca bu sefer 25 Nisan 1915'te kara harekatına giriştiler. Burada ipucuyu veriyorlar. Ve ikisinden de başarısız oldular. Bizim için hangi cepheyi? Kafkas'ı taarruz cephemizdi. Suriye Filistin savunma cephemizdi. Kanal cephesi savunma cephesi. Doğru cevabımız Çanakkale cephesi. Bursa olur. Soru 6. Suriye cephesi, Çanakkale cephesi, 3. öncülümüz Kanal cephesi, 4. öncülümüz Irak cephesi. Yukarıdaki cepheleri savunma ve taarruz şeklinde sınıflandırdığımızda hangi seçeneğin farklı bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Şimdi gençler, Suriye cephesi savunma. Çanakkale cephesi savunma. Kanal cephesi taarruz. Irak cephesi savunma. 3 tane savunma cephemiz var. 1 tane taarruz saldırı cephesi var. Hangisi farklı bir özelliğe sahip dediği için kanal cephesi bizim taarruz cephemiz. O da C şıkkında. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. A, B ve D
seçeneklerinde bilemiş olacağız. 7. soru, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girme nedenler arasında topraktan sömürgeleştirmek isteyen Avrupa Devletleri'nin düşmanı tutumları, yani siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor Osmanlı Devleti. Son zamanlarda kaybedilen topraktan geri alınmak istenmesi, evet Osmanlı Devleti eski gücüne, prestijine dönmek, kazanmak istiyor. Kapitülasyonların kaldırılma isteği gösterilebilir. Yani kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik belini büküyordu. Buna göre Osmanlı Devleti'nin hakkında hangi değerlendirmelere ulaşılamaz? Siyasi yalnızlık yaşamakta, evet yukarıda da çözümlerken söyledik, siyasi yalnızlık yaşıyor. Eski gücüne kavuşmak adına çalışmalar yürütmüştür. Kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Balkan Savaşı gibi, Trabzon Savaşları gibi. Sömürge alanını genişletmek amaçlanmaktadır. Hayır, bu güzel bir soru ve cevap olmuş. Şunu unutmayın gençler, Osmanlı Devleti sömürge devleti değildir. Sömürgeci bir devlet değildir. Bunu doğru kabul edemeyiz. Ekonomik yönden güçlenmeye arzulamaktadır. Evet, ekonomik yönden nasıl güçlenmeye arzulamaktadır? Kapitülasyonlar kazanacak. Çünkü kapitülasyonlar hem ekonomik hem siyasi olarak Osmanlı Devleti'nin belini bükmektedir. O yüzden bunu doğru kabul ederiz ama Osmanlı Devleti sömürgeci bir devlet değildir. Sömürge alanını genişletmek değildir. Ama yukarıda bahsettiğimiz gibi siyasi yalnızlıktan kurtulmak ve diğer seçenekleri doğru kabul edebiliriz. 8. sorumuz. Osmanlı padişahı aynı zamanda halifeydi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti'nin kendi yanlarına çekmeleri halinde İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki Müslümanlarında halifenin bir çağrısı, yani kutsal savaş, cihat ilan ederse harekete geçeceğini düşünüyorlardı. Soru kökünü buraya belki eklememişiz. Burada neden bahsetmişiz? Yani Osmanlı Devleti'nin hangi gücünden faydalanacağını bahset, hangi harekete geçeceğini düşünüyorlardı, yani hangi gücünden faydalanabileceğini diye düşünmüşüz. Buraya eklememişiz gençler. Zengin Ahmet'e kaynaklarından bahsetmiyor. Dini durumdan bahsetti. Jeopolitik konumundan, yeraltı yerüstü zengin kaynaklı ulaşmasından bahsetmiyor. Askeri gücüyle ilgili herhangi bir şey yok. Osmanlı'nın çok büyük bir askeri gücü yok. Ama burada yukarıda soru kökünü belki buraya unutmuşuz, vermemişiz ama burada daha çok hangi gücünden bahsediyor diyebiliriz? Dini gücünden bahsediyor. Doğru cevabımız Ceyhan, dini gücü. 9. sorumuz. Bu durum 1. Dünya Savaşı'nın hangi temel neden olduğunu göstermektedir. 1. Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren önemli olan biri de sanayi inkılabı. Ve bunun sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışıydı. Bu durum devletlerin bloklaşmanın temeliydi. Yani ekonomik rekabet. Biz de temel nedeni sormuş. Zaten direkt okurken hemen dilimizin ucuna geliyor, aklımıza geliyor. Burada ekonomik neden diyor. Sosyal neden, işte toplumsal bir gelişme yok. Kültürel nedenlerle alakalı bir şey yok. İşte Fransa ihtilali olsaydı, Fransa ihtilali siyasi neden derdik. Ama bizim burada aradığımız ekonomik rekabet ve ekonomik nedenler bahsetmiş olacak. Geliyor. Son sorumuza. Şimdi 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 5. maddesi şöyledir. Sınırların korunması ve ülke içinde güvenliğin sağlanması için gereken birlikler dışında Osmanlı ordusu tehriz edilecek. Yani dağıtılacak, salıverilecek. Bu maddeyle itaat devletlerine ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakiler hangisidir? Biliyorsunuz birçok maddesi, 24 madde içerisinde tehlikeli maddeler vardı Osmanlı Devleti'nin aleyhine. 5. maddede ordularımızı tehriz ediyor, işte haberleşmemize el koyuyorlardı. Bu 5. maddedeki 2000'e yakın askerimizi salıveriyorlar, dağıtıyorlar. Neyi amaçlarlar? İstanbul ve Anadolu arasındaki ulaşımı kesmek değil, ulaşımla alakalı bir şey değil. Osmanlı Devleti ve Türkleri savunmasız bırakmak, evet buna ulaşabiliriz. Türk halkın örgütlenmesini engellemek, bunun için ne olabilirdi gençler? İşte haberleşme olsaydı, haberleşmeler el koyacak olsaydı, evet bu örgütlenmesini engellemek olarak değerlendirebilirdik. Yapılacak işgaller için bahane oluşturmak, bunu da hangi maddeyle yapıyorlardı gençler? 7. maddeyle bunu yapıyorlar, işgallere zemin hazırlıyorlar, bahane oluşturuyorlardı. Burada ordumuzu elimizde alıyorsa Türk halkını ne yapmak isteyecekler? Savunmasız bırakacaklar. Zaten de Türk halkı da Mondros Mutlu Hareketi'nin bu maddesi yüzünden cemiyetler kurdu, direniş cemiyetleri ve Kuvayi Milliye birlikleri oluşturarak kendisini savunmaya geçti. Gençler böylelikle konu çalışma sorularımızı çözdük. Faydalı olmasını dilerim. İyi dersler.